çal, bella çal, bella çal, çal, çal beni de götür dağlarınıza. Dayanamam tutsaklığa, beni de götür dağlarınıza. Dayanamam tutsaklığa. Eğer ölürsem ben partizanca, çal bella çal, bella çal, bella çal, çal, çal. Sen gömmelisin ellerinle beni, ellerinle toprağıma. Sen gömmelisin ellerinle beni, ellerinle toprağıma. Ah. Kedi Çan, selam. Sana da selam, Kedi Çan. Kedi Çan. Geldim işte Semih. Şeyi yapıyordum ya. Şu an tek başım olduğum için bir telefondan chat'i ayarlamaya çalışıyordum. Yani şu an bakarım da chat'e. Oyun oynarken bakmam zorlaşacak. O yüzden şimdiden onu ayarlayayım dedim. Evet. 3 kişi var şu an, mükemmel. Bir tanesi benim telefondaki hesabım. Evet, 3 kişi var. Yine sesli gelemem zaten. Ha, sesli gelecek çok bir şey yok zaten. Öyle bir şey yapmayacağız. Evet, nasılsınız efendim? İyi misiniz? Keyifli misiniz? Afiyetli misiniz? Ne yapak? Şey oynayacağız işte. Oyun oynayacağız. Ya oyun yayını yapacağız daha doğrusu. Onu yazmıştım diye hatırlıyorum. Ben yazmadım. Aynen bak, Steam'in dibi yapacağız demişim. İyi. İyi ya. İkisi de iyi yazmış. Vallahi. Evet, iyi ya. Bayağı iyi bence de. Ama 3 kişi biraz şey oldu lan. Üzüldüm şu an. Ah be abi. Tabii 3 hafta video atmayınca böyle oluyor. Oyunun adı ne? Nightmare of Durs oynayacağız muhtemelen. Kararımı değiştirmezsem. Kararlarım çok hızlı değişen bir insanım ben. Ben demiştim, aç diye açmıştım. Aferin. Vallahi sırf o yüzden açtım ya. Millet istiyor herhalde dedim de 3 kişi anasını satayım. Bir sen istiyormuşsun yayını açmamı. Dedim internet değil, niye açmayayım? Zaten yapmıyoruz bayağıdır. Falan filan. Şu an biraz bekleme aşamasındayım. Belki birileri gelir diye gelmeyecek herhalde kimse. O zaman şöyle bir şey yapalım. 71 abone. Bir daha bir kaderimiz oldu, ne alaka? Hiçbir alakası yok. O yüzden çok komik. Ben Kadir Mısıroğlu'nu çok komik buluyorum. O yüzden koyuyorum. Yani tek olayı o. Niye beğenmedim Kadir Mısıroğlu? Yani aslında yaptığımız şey aynı ki ikimiz de saçmalıyoruz. Sesli gelen mi? Çok gerek yok. Sesli sohbete bu şeyde. Şimdi şöyle bir şey yapalım bari başlangıcı. Aa, bir kişi daha geldi. Merhaba, hoş geldin yeni gelen kişi. 4 kişi olduk şu an, çok izleniyoruz. Kim geldi acaba? Yok, sadece daha saçma bir şey sandım. Yani bu da yeterince saçma. Lan. Kim geldi ya acaba? Burada bir kişi daha gelmiş gibi gözüküyor. Yazmıyor maçete. Niye yazmıyorsun?
Şimdi şöyle bir şey yapsak. Semih diye beni arıyorsun oğlum. En son Şeriat diye de video atmışsın. Bak aramıyor, kapatıyoruz hemen. Şöyle rahatsız etmeyin yapayım mı? Ses gelmesin. Oo, Nezu Kaçan gelmiş. Nezu Kaçan. Japonca iyi geceler ne, yani iyi akşamlar demek ne demekti ya? Yani akşam merhabaları, onların var ya işte, sabah merhabaları var. Ohayo, işte öğleliğin var. Konnichiwa. Bir de akşam vardı, akşam hatırlamıyorum. Bir şey düştük yine. Washimu olabilir. Yoroshiku onegai shimasu. Tanıştığıma memnun oldum. O kadar. Aga niye açayım ya? Allah Allah, bu sohbetlik bir şey yok şu an. Bir iş seferde tek takılayım abi, millet var yanımda. Abi konuyla alakası yok ama en sevdiğin anime ne? En sevdiğim anime ne? Bilmem ki. Düşünmem lazım. Kod, yo şey, Code Geass lan, dur. Şimdi hatırladım, Code Geass. Ben Code Geass var ya, ağzımın suyu akı akı izledim. Metnini yaptım zaten. Code Geass. Rurouni Kenshin. Ondan sonra işte Evangelion. Full Metal Alchemist. Bunları çok severim yani ama Code Geass'in yeri bende bir ayrı. Özellikle ikinci sezonun. Benim çok sevdiğim temaları çok güzel birleştiriyor çünkü. Seviyorum öyle zeki karakter muhabbetini. Dahi. Dahi çocuk. Şöyle ben bir Steam'i açayım bu arada. Hadi dur. Sağ. Itachi gelmiş. Itachi Sama gelmiş. Itachi Sama. Bunların hangisini seçsem? Savas. Böyle yapsam. Video. Tamamdır. Pencereye yakınadan. Tam böyle daha iyi. Tamam. Tamamdır. Steam'i görebiliyor olmanız lazım şu an. Bir yandan. Diğer ekrandan yayın açayım da sıkıntı olmasın şimdi. Oo. Evet. Şimdi bir keşif kuyruğu turu yapalım. Bu oyuna geçmeden önce. Direkt spoiler'ı yedik aslında. Keşif turu ile ilgili. Ha, Call of Duty Cold War. Oynayacağımı zannetmiyorum. Sasuke'ye buradan sesleneyim. Onun ta gözlerinden öperim. Sasuke'yi hiç sevmiyorum. Ayıp ettim Itachi. Valhalla. Zannetmiyorum şu an oynayacağımı. Bu neymiş? Two Point Campus diye bir şey çıktı. Bunu hiç görmemiştim. Ne bu? Tycoon oyunu tarzı bir şey mi bu? Abi. Kedi Çan abi yazmış. Ne oldu kardeşim? Two Point Campus neymiş ya? İlginç. Ha, simülasyon oyunları çok benlik değil. Eternal Return. Anime grafikli. Neymiş bu? Bu ilginç bir şeye benziyor. Aman
karışık şeyleri var. Ve online oyunum. Aynen, online oyunmuş, geç. Shadow of Doubt. Doubt. Piksel grafikli. Instagram'dan yazıyorlar. Megacity Polis. Bu ilginç bir şey. Batman Miami. Şey veya Vampire Survivor tarzı bir şey mi? Yine moda olduğu o tarz oyunlar. Ama çok pahalıymış ya. Birimli fiyatı bile çok pahalı oyun. Lanet olsun. Swarm Grinder. İlginç grafikleri var. Ama puanları düşük ve Vampire Survivor tarzı bir şey herhalde. Fiyat uygunmuş. Ama istek listesine ekleyeyim ya. Bakarım. Age of History ne alaka oğlum şu an? Ve şu an hiç böyle grind strateji oynayacak kafa yapısına sahip değilim. Bu ne lan? Demos falan da var bunun. Ne türü ne bunun? Strateji kalesi olma şey bu. Vallahi hiç bana gelmez şu an. LoL oyna. Aha. LoL. Aa, bu Tuncay Arslan'ın önerdiği oyun. Ben bunu istek listeme ekleyeyim madem. Belki bir ara oynarım da 235 lira mı? Ananın ki yani. Neyse, istek listesine ekleyeyim, indirime girince alırım. Güzel bir indirime girirse. Story Teller. Evet, ilginç grafikleri var. Bulmaca, interaktif kurgu, macera, point and click falan. 120 lira falan civarı bir şey. İlginçmiş, bunu da istek listesine ekleyelim. Bakarız indirimde. Şu an Gebze'deyim. Az sonra Düzce'ye geçeceğim. 1 Ağustos Almanya'ya geri döneceğim. İyiymiş abi. Aa, tam emrelik oyun. Oo, çok ilginç bu. Warhammer. Ha, ben Warhammer serisini bir yerden duydum abi ben. Tam bunu da ben bir ekleyeyim. Doom tarzı ilginç bir oyuna benziyor. Bakarım buna da. Main in the Seed 8. Vex oynuyordum da artık oynamıyorum. Çok soğudum LoL'den. Allah kahretsin. Mesaj gelip duruyor Instagram'da. Her da. Sessiz alıyorum telefonu. Strateji oyunu geç istemiyorum. Keşif kuyruğu bitti zaten. Tamam. Oyuna geçebiliriz artık. Artık oyuna geçelim bence. Ben açayım oyunu. Şimdi oyunu size gözüküyor şu an, biliyorum. Vereceğim oyunu şimdi ekrana. Evet. Oyunun ekrana gelmiş olması lazım şimdi. Onu ile alakası yok ama Beyaz Kurt sana ne demişti? Çok bir şey demedi. Allah kahretsin ya. Dur. Bir dakika, ben OBS'te mi hata? Aynen, OBS'te hata varmış. Böyle yaparsak sorun çözülecek. De şöyle yapalım. Tamamdır. Şu an temiz bir görüntü alıyor olmamız lazım. Ne oyunu bu? Nightmare of Dirce, bir arkadaşımızın Resident Evil 1'den esinlenerek o atmosferi yansıtmak amacıyla, bir ruhani devam yapmak amacıyla oluşturduğu bir hayatta kalma korku oyunu. Beyaz Kurt ne diyebilir ki? Beyaz Kurt birçok şey diyebilir.
Bazı laf yapan bir arkadaş. Bir de benim sesim bastırıyor mu oyunun sesi? Onu da bakayım ben OBS'ten. Evet, biraz benim sesim bastırıyor. O yüzden şöyle oyunun sesini kısacağım azıcık. Böyle iyi olması lazım. Evet. Şey de oynayabilirdik normalde. Tam bir yayıncı yayın oyunu olmasından mütevellit. Outlast oynayabilirdik. Ama ben bunda karar kıldım. Çünkü daha ilginç. Outlast'ı herkes oynuyor. Ama hiç kimse yayında Nightmare of Tears'ı oynamamıştır bence. O zaman uzatmadan başlayalım. Tabii ki de normalde oynayacağız. Bu oyunu zorda oynayalım ben. Aklına sıçayım. Zorda oynanacak bir oyun değil. Evet. Bağımsız bir oyun olduğu için grafiklerine küfretmeyin. Biraz komik duruyor, farkındayım. Unity'de yapılmış. Unity zaten birçoğumuzun çocukluğundaki o flash oyun sitelerinin vazgeçilmez oyun motorudur Unity. 23 yaşındaki Judith Lawson'ın dün akşam kayıp olduğu bildirildi. Tanıma göre beyaz tenli, 1.70 boyunda, ince yapılı ve uzun kahverengi saçlı. En son gece saatlerde bir gece kulübüne gittikten sonra arkadaşları tarafından eve bırakılıp dairesine giderken görülmüş. Gece olsaydı daha iyi olurdu. Aynen, daha iyi olurdu. Aynen, o kadar korkunç bir oyun değil bu arada yani. Zombilerden aşırı korkmuyorsan, bir de araknofobin, yani örümcek korkun yoksa korkmazsın bu oyundan, ki benim örümcek korkum var azıcık. Bir bölümde ben biraz korkacağım, haberiniz olsun. Çığlıklarımı duyabilirsiniz. Polisler dairesini aradı ve komşularla görüştü, ancak şu an nerede olduğuna dair herhangi bir ipucu bulamadı. Dua okumaya çalışıyor oyun. Evet, olabilir. Subliminal mesajlar vardı belki oyundan. Yakın arkadaşları ve akrabaları Laszlo'nun kaybolmadan önceki günlerde sık sık kabuslar ve halüsinasyonlardan şikayet ettiğini belirtti. Bunların onun kayboluşuyla ilgisi olup olmadığı bilinmiyor. Örümcek korkum var ama yazmış. Biraz oyunun sonlarında ama. Yani bu yayında görmeyebiliriz. O yüzden için biraz rahat olabilir. Glasgow yerel sakinleri korkutan endişe verici sayıdaki kaybolma vakalarının en sonuncusu. Yetkililer geçtiğimiz hafta içinde ondan fazla kayıp kişinin bildirildiğini söylüyorlar. Polisler şu ana kadar kayıp vakalarla ilgili soruşturmada yeni bir ipucuya rastlayamadılar. Ve bilgisi olan herkesin kayıp kişiler soruşturması bürosunun araması iste derken kapattı ana karakterimiz telefonu. Şey, televizyonu, telefonu nereden çıktı? Televizyonu kapatıyorsun. Son zamanlarda korkunç kabuslar görüyorsun. Ve bu ortadan kaybolmalarla ilgili haberleri izlemek sadece onları daha kötüleştirecek. Geç olmaya başlıyor ve oldukça yorgun hissediyorsun. Akşam yemeği yedikten sonra duşa girip yatağa girmelisin. Buzdolabında bir dilim artık pizza kaldığına eminsin. Evet, oyunumuzun mükemmel mekanikleriyle ilk defa karşılaşıyoruz. İki kişi yayında. Ah be abi. Ah be abi. Çok da önemli değil. Evet, oldukça boktan bir ev. İnsan niye böyle bir evde yaşar, bir fikrim yok. Buzdolabına bakalım. Vallahi podcast yapabilirim de yapmayı da bilirim. Bilmiyorum onu şu an. Benim çok gitgelleri olan bir insanım ben. Böyle koyacaktık herhalde. Ben istedim ya. Ama Semih, sırf senin için bu yayın. O yüzden sonuna kadar izlemek zorundasın. Bana oyunun sesi çok geliyor. Bu arada ben kendime kısacağım biraz. Of, afiyet olsun kardeşim. Afiyet olsun. Pizzamızı gömdük. Bir duşa girelim. Gusül alalım bir. Evet, oldukça boktan bir banyo. Karakterimiz büyücü herhalde. Ellerini kullanmıyor gördüğünüz gibi. Hiçbir şey tutarken. Nasıl bir su oğlum? Tertemiz. Yatma zamanı. Lan, televizyon açıldı. Çok klasik bir korku oyunu numarası. Televizyonun açılması. Bir kişi var yayında. O da benim abim. Cenabet sil.
Ya yanlış gösteriyor olabilir YouTube ya. Televizyonu kapatalım abi. Oddeste de vardı televizyon numarası. Televizyonu kapatır kapatmaz aniden ekranın yansımasında birinin koltuğun arkasında durduğunu fark ediyorum. Nasıl fark ediyorsun oğlum? Hiçbir şey gözükmüyor ki. Ha, hayırlı işler. Arkanı dönüyorsun ve yüzünde çılgın bir gülümsemeyle sana bakan iri bir adam görüyorsun. Boğuk nefesi tüm odada yankılanıyor. Adam bir kadının kesik başını tutuyor. Yakın zamanki gerçekleşen kaybolma olayları aklına gelirken tüylerin diken diken oluyor. Birden adam nasıl aniden belirdiyse aynı şekilde aniden ortadan kayboluyor. Vay anasını be. Halüsinasyona bak. Yanlış gösteriyor. Üç kişiyiz burada. Bayrağı ve ben varım. Jumpscare gelecekse söyle amına koyayım. Yazmış Semih. Eğer halüsinasyon görüyorsan düşündüğünden de yorgun olmalısın. Belki de yatmadan önce o pizzayı yemek çok iyi bir fikir değildi. Pizzayla ne alakası var oğlum halüsinasyonun? İyi bir uyku içini rahatlatacaktır. Bu gece yine bir kabus görmemeyi umuyorsun. Semih oyunda jumpscare yok. Rahat olabilirsin. Bunu söyleyeyim sana. Oyun oynayamıyoruz. Kayıt var burada. Oyunu bitirdiğimi görmüş oldunuz burada. Ben bu oyunun incelemesini yapacaktım. Ama daha sonrasında vazgeçtim. Çünkü benim fikrim çok değişiyor. Çünkü biraz aklı karışık bir insanım. Bizim ana karakterin vücudu yok gördüğünüz gibi komple. Ne ayaklarını görüyoruz ne başka bir şey mi? Yuma öleceğin amına koyayım. Yok ölmeyiz. Nightmare of Thirsty. Of be. Girişe bak. Aynı film girişi. Ölmeyiz Semih. Biz hayaletiz oğlum. Görmüyor musun? Hiçbir şeyimiz gözükmüyor. Kafa atıyoruz. Kafa atarak tabuttan çıktık. Bak ellerimizle de tutunmuyoruz. Çok garip olmuş ya. Hiç böyle el mel modellememesi. Oyunu yapan artık kimse. Sağ yazmış. Behrem Junior gelmiş. Hoş geldin Behrem Junior. Bir arkadaş bağırdı. Tabii ki kilitli. Tabii ki kilitli yani. Bekliyorduk ki. Oyun ilk Resident Evil'dan esinlenerek yapıldığını söylemiştim. O yüzden çok küçük mekanikleri var. Yani zıplayamıyor mesela karakter. Silah kullanımı falan da biraz zor. Ne bağırıyorsun? Adam acı çekiyordur. Burada bir kara kedi var. Merhaba kara kedi. Merdivenlerin başındaki korkulukta oturan bir kedi görüyorsun. Şu an doğal olmayacak kadar zekice duran gözlerini dikmiş. Merhaba yabancı. Kedi seni selamlıyor ve işin tuhafı ne dediğini anlıyorsun. Görünüşe göre kabus başka bir kurban daha bulmuş. Çoğu kişi kendi istekleri dışında buraya getirildi. Ve öyle de öyle ya da böyle korkunç şekilde sonlarını buldular. Kimse canlı şekilde kaçmayı başaramadı. Kedi sesini sözmek için söz yani süzmek için duraksıyor. Neredeyse sana değer biçmeye çalışıyormuş gibi. Etkilenmişe benzemiyor. Ne kadarlığına hayatta kalacaksın merak ediyorum. Tahmin etmem gerekseydi çok uzun sürmezlerdi. Bu korkunç hayatın nasıl sonlanacağını görmek eğlenceli olacak. Ne boş yaptın ya. Belki canavarlardan birisi. Ha, tamam hadi boş yapma git. Kedi konu Disney filmi gibi. Of mükemmel ara sahne geçişi be. Sanki bir Triple A oyun oynuyorum şu an. Bıçak. En sevdiğim savunma aracı. Ya gameplay mekanik bak yıkılabilir çevre. Ya. Kanı takip edeceğim. Peder Martin hep bana öyle söylemişti. Merhaba zombi kardeş. Afiyet olsun. Tipe bakın nasıl sapayım ya. Ama lan kodum. Lan! Yeme lan! Aldık tabancayı. Anahtarı da aldık. Malikaneyi açacağız Allah'ım yani. Ne yapacağız başka anahtarla? Lay. Canımız sarıya düştü bu arada. Yani yarıya düştü.
Bu kötü bir şey. Aç bakalım malikane. Gördüğünüz gibi oldukça şık bir malikane. Yani ben şahsen böyle bir evde yaşamak isterdim. Sizi bilmem ama. Vay vay, kırmızı halılar falan. Duvarda abuk subuk tablolar var. Tabanca mermisi, sağlık şeyi falan. Bunları ben bir sileyim ya. Yani pek yemiyoruz. Helikopter, helikopter. Not var. Oyunun hikayesini anlatıyor notlar ama arkadaşlar oyunun hikayesi o kadar sıkıcı ki yani hiç boş ver. Hiç bakmaya değmez yani, okumama değmez. O yüzden boş verin. Burada bir şey var mıydı? Burada kitaplar var. Üzerlerinde sembol falan var mı diye bakıyorum da daha çok kayda değer bir şey yok. Yine abuk subuk resimler var. Ha, poligon. Poligon. Tüfek de var. Havalı tabanca. Havalı tüfek. Şimdi poligonda örümcek gelecek diye korkuyorum. Örümcek gelmiyor sona kadar. Kur'an'a benziyor. Ben de onu diyecektim de linç yerim diye koydum. Oyunun amacı ne? Oyunun amacı ne olabilir abi? Yani mesela GTA'nın amacı ne diye sorsam sana Semih bana cevap verirsin? Oyunun amacı, oyunun sana verdiği ekipmanlar aracılığıyla oyunun sonuna ulaşmak yani. Her oyunun amacı olduğu gibi bu. Bu poligon şu işe yarıyor. Şuradakileri açmamızı sağlıyor. Ekipmanları açmamızı sağlayacak belli bir puan. O yüzden yapmak önemli. Çünkü güzel ekipmanlar veriyor gerçekten poligondaki abiler. Ne kadar pro bir oyuncuyum ben, şatır şatır vuruyorum. Nazar değdi. ...61 puan mı yaptım lan sadece? ...100 puan falan yapmam gerekiyordu herhalde bütün şeyleri açmak için. Yani güzel bir, sayılabilecek bir yan etkinlik. En azından karşılık veriyor. Kaç puan açmamız gerekiyor? 150 puan. Tamamdır. 150 puanı hemen yapacağız. Şu zamanı almak çok önemli. Hadi. Bum. 132. İyi vurdum. Tamam, az kaldı. Zamanı gerek. Tamam, bitti. Açabileceğiz hepsini. Oğlum silahı al. Git. Hangi silahdan? Tabanca, pompalı tüfek mermisi ve bir adet maymuncuk. Maymuncuk ile de oyundaki bazı kilitli sandıkları açabiliyorsunuz. Oyunda mühimmat önemli olduğu için hemen bıçakla ilerleyeceğim. Kusura kalmayın. Havalı tabanca burada, ha şunları da kırabiliyorduk bir de, evet. Havalı tabanca burada bir boka yaramıyor. Onu da söyleyeyim size. Ben denedim. Bir boka yaramadı yani. Evet, burada bir yemek masası var. O zengin filmlerinde gördüğümüz yemek masalarından. Tabanca mermisi. Burada ilginç ve güzel bir bulmaca var. Onun için para bulmamız gerekiyor. Burada bir tablo var. Bu tablo bu bulmacayı çözmemizde önemli bir şeye sahip. Evet. Burada da bir kimya laboratuvarı var. Asit yapmamızı sağlayacak. Malzemeleri bulunca buraya geri geleceğiz.
Mutfak. Bu da bayağı bir et kesilmiş ve buradan kapının ardından zombi sesleri geliyor. Bu hayra alamet bir şey değil. Tabii ki zombi sesleri. Beyaz kurtla sözel kavga ettiniz mi? Etmedim. Allah kahretsin. Seni yorumu okurken amına kodumun zombileriyle. Hayır. Hayır yapma. Hayır yapma. Ayıp bir şey bu, git. Tabanca. Fakir Resident Evil X. Bu arada ölürsek ta bizi ebesinin nikahına atacak. O yüzden çok dikkatli olmamız lazım. Şu an bıçağı kullanma riskini göze alamam. Yüreğin gidin lan. Tamam, bu öldü. Bak, bu oyunda sinir olduğum mekaniklerden biri. İlla sizin R'ye basmanız gerekiyor. Otomatik olmuyor yani şarjör bittiğinde. Normalde öyle olur ama bunu da öyle yapmışlar. Pezemek gibi olsun diye herhalde. Tamam, biraz rahatladık. En azından poligonu bir daha yapmak zorunda değiliz artık ölürsek. Beyaz kursi de ucube demiş kanka. Herkes ucube diyor, sadece bana demiyor ki. Beyaz kurdunun klasik bir hakareti o yani. Ucube herif. Saldırmayacaksın bana. Hayır, öyle bir şey yok. Gel gel. Tamam, bıçakla öldüremiyoruz onu. Silahla vuracağım mecbur. Hangi videodasın? Yorumlara yaz ya, video video yok. Yarım olan 4 ay oldu. Daha neyini merak ediyorsunuz ki olay hakkında yani? Ben unuttum gitti bile, bunda değil. Dört ay oldu ya videoyu yapalım. Video mu yapacaksıydı? O kadar önemli bir insan değilim. Daha doğrusu ona prim verebilecek bir insan değilim. Şimdi burada bir rush yapacağız çünkü burada bir sürü yaratık çıkıyor. Şu pompalı yalı koşacağız. Koş. Koş 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 koş. Kolayca aldık pompalıyı. Oyundaki en güçlü ikinci silahtır pompalı benim gözümde. Mühimmatı az çıkıyor doğal olarak. İdeali kullanacağız. Evet. Kilitli. Anahtar gerekiyor. Sinek şeklinde bir anahtar. Sinek dediği de kart aslında yani. Oyun kartı. Afiyet olsun. Iska. İnces. Ne yazıyor abi orada? That is the only way out. Ölüm sadece... Aa şey. Sağlık. Tabanca vermişsin. Özet. Sifonu çekebiliyoruz işte. Etkileşim bu. Dünya etkileşimi. Bakalım odalara tek tek. Evet, burada bir bokluk vardı. Bu bokluğu biz hemen önlemek adına şöyle bir şey yapalım. Onların üçü bir, bu pezemeklerin üçü birden saldıracak çünkü bize. Ya öl artık amına koduğum.
Oo, tek atıyormuşuz bu maç. Şanslıysanız tek yiyorlar ama çoğu zaman tek yemiyorlar ne yazık bu zombicileri. Tamamdır. İşimizi hallettik. Şimdi bu şeyi açacağız. Ah kedi adam. Seni aşağılık kedi. Evet. Baya yazık. Makinenin içinde parlak bir şey gördüm ve almak için içine girdim. Fakat kapağı arkamdan kapandı ve dışarı çıkamadım. İçerideki parlak şeyi aldım. Beni kurtardığın için onu sana vereceğim. Al senin olsun. Belki bir işine yarar. Ha, parayı bulduk. İlk parayı bulduk. Madeni parlak köpek. Sembolü var üzerinde. Diğerlerini de bulmamız lazım. Evet, reisler var burada ama öncelikle şu herifi halletmek. İyi, bir tanesinin kafası uçtu. Şanslıyız. Ne kadar şanslıyız lan bugün. Patır patır şey yaptık. Darking. Siyah bir kedi tanıdık geliyor. Nereden tanıdık geliyor? Ortada var mıydı siyah bir kedi? Bilinçte vardı. Dark King gelmiş burada. Hoş geldin Dark King. Tabanca. Dolabı açalım. Dolapta pompalı tüfek. Ağaç şeklinde bir madeni para. İkinciyi de bulduk bir kez. Bir tek insan şeklindeki kaldı. İnsan şeklindekini de bulunca bu maceyi çözebilecek ekipmanlara sahip olacağız. İki kullanıcı izliyor. Semih niye gidiyorsun aman okuyayım ya? Sen açtırttın zaten yayını gidiyorsun şimdi. O kilit açıldı. Edcamp'ın kanka. Kullanıcı şeyi yanıltıyor. Yani YouTube yanlış gösterebiliyor. Onu da bilincinde ol. Başka neresi kaldı ya? Burayı açamıyoruz. Aa doğru. Bir bulmaca var burada. Bok gibi bir bulmaca. Ben bu bulmacayı yapanım. Vay be Semih, sattı ya Semih bizi. Şerefsiz hem yayın açtırdı hem de izlemeden gitti. Ya abi bu nasıl bir bulmaca anası zaten ya. Çok gıcık bir bulmaca. Ses paketleri çok şey. Evet gir. Beyaz kurt agabaya haklı ya, adam çok haklı konuşuyor. O konuşurken ben bunları anlayabilecek kadar kapasitem var mı diyor. Abi beyaz kurdu bir salon artık yeter oğlum. Tamam ben eleştirimi yaptım geçtim, sakin olun azıcık. Niye nefret ediyorsunuz bu kadar beyaz kurttan? Anlamı o ses neydi lan? Ezenkler. Buraya baktık değil mi bizi? Kaçırdığımız bir şey yok. Tamam, yokmuş. Her yer zombi. Ben niye böyle bir gerizekalılık yaptıysam? Fatiha. Tek seferde aldık çakı. Biz ne almıştık oradan? Bütün madeni paralar aldık mı biz? Yok ya. Şey almış zehirli şeyi.
En eleştirin haklıydı çünkü. Eyvallah. Kafayı uçurduk yine. Ah be, stamina doldu. Şu staminayı niye eklemiş acaba? İyice daha da gıcık olsun diyor. Biz bu aşağı inelim. Yanlış yere gittik. Buradaki işimiz bitti herhalde. Her şeye baktık. Aşağı katlara bakalım. Ya abi niye yoruluyorsun ya? Öf. Ne biçim herifsin oğlum sen? 2 metreyi koşamıyor musun? Yani bir insan nasıl şuradan şuraya koşarken yorulabilir ki? Ne dayanıksız bir herifsin lan sen. Zürriyetsiz. Ya oyunun mekaniksel olarak bayağı bir problemi var. Allah kahretsin, mermi gitti. Bıçak. Yanlış. Sanki topluma aykırı bir şey söyleyesek linçlenecek gibi konuşuyoruz. Hepsi politik doğrucu. Doğrudur. Tabanca. Sağlık çiçeği. Şimdi bizim elimizde 2 adet madeni para var. Bunları şu tabloya girip şey yapacağız. Bir köpek ve ağaç var. Yani işte köpek solda, sola koyacağız köpeği. Ağaç şurada, yukarıya da ağacı koyacağız şeklinde bir. Yani kolay ama basit bir bulmaca. Nasıl çıkıyorduk lan? Neyse. Geçen Instagram'da şeyi gördüm. Ben dedim hatta bu konu hakkında bir podcast yapayım mı diye. Bir arkadaş bir tane skeç yapmış. İşte LGBTİ bayrağı var elinde. LGBTİ bayrağını yakıyor. Ondan sonra linç yiyor işte oradaki gruplar tarafından. Bir de işte homofobik, şerefsiz, ahlaksız falan tarzı. Ondan sonra işte başka bir şey daha yapıyordu. Onu hatırlamıyorum ne yaptın da. Bir şey daha yapıyor işte, yine linç yiyor. Sonra gidiyor Kur'an yakıyor. Bu bayağı sıkıcı olabilir. Bilmiyorum. Ne diyecek? Ha şey. Sonra Kur'an yakıyor işte. Bu sefer linç yemiyor. Ve işte bunun ifade özgürlüğü olduğunu söylüyorlar falan. Bu tarz bir skeç yapmış. Ve altına da işte siz Müslümanlar işte neye saygı duyuyorsunuz da saygı bekliyorsunuz falan tarzı yorumlar gelmiş. Yo, bence hiç sıkılmadım. Deha tuzcu V2 mi bu? Ne dedin onu anlamadım. Yok abi, adam skeç yapıyor. Gerçekten yapmıyor bunları. İşte tepki gelmiyor işte, ifade özgürlüğü olduğunu söyler. Bunun altına öyle yorumlar gelmiş. İşte Müslümanlar kime saygı duyuyor ya da saygı bekliyorlar falan tarzında. Yani ben bayağı öyle bir yorum gelmiş de insanların anlamadığı şey şu, da eleştirilen şey bu anlattığım skeçte eleştirilen şey esasında ikiyüzlülük. Yani sen Kur'an yakmasına bir insanın izin veriyorsan evet, o zaman diğerlerine de izin vermen lazım. Yani ben, bir insan Kur'an yakabiliyorsa ben gidip İncil de yakabilmeliyim. İşte LGBT bayrağını da yakabilmeliyim. Veya hiçbirine izin vermeyeceksin. Yani öteki türlü ikiyüzlük oluyor. Hepsini ifade özgürlüğü diyeceksin ya da hepsini kısıtlayacaksın. Ya böyle yorumlar gelmiş baya. Ben de anlamadım yani. Mevzu o değil ki videoda. Neyse. Arkasında çürümüş etin pis kokusu hafifçe hissediliyor. Kapıyı açmaya çalışıyorsun fakat yerinden oynamıyor. Bir süre sonra sert bir ses aniden diğer taraftan sana sesleniyor. Orada biri mi var? Lütfen yardım edin. Yanlışlıkla kendimi buraya kilitledim ve dışarı çıkamıyorum. Tepki eşittir para. Lan doğru. Etkileşim eşittir para daha doğrusu. Tepki çekersen de etkileşim alırsın.
Ben burada sıkışıp kalmışken diğer koleksiyonum çürüyor. Ona taze oyuncaklar eklemeliyim falan. Lütfen birine yardım edebiliriz. Senin içeri girmeni istiyorsan, ben dışarı çıkmak istiyorum falan filan. Eyvallah. Sıta senin kapı. Ananı. Oha. Oha. Pompalı time. Ya ölün amına koyayım. Pompalıyı da sıkıyorum lan. God damn right. Neymiş burası? Kanlı çuval. Tamamdır. İhtiyacımız olan şeyi aldık. Gündeme mi baksak daha eğlenceli olur. Gündemde ne var ki? Sen söyle bana. Ben aynı anda iki şey yapabilirim yani. Oyun çok dikkat isteyen bir oyun değil. İnanılmaz fazla. Right. Neredeydi bu bizim gerizekalı eşya? Yani mesela bu çok gereksiz bir geçiş olmuş. Yani orada direkt olarak Kılıçdaroğlu var. Kılıçdaroğlu istifa etmiyor değil mi hala? O muhabbet mi? Lan ateş ettim yanlışlıkla. Allah kahretsin. Gündeme de bakarız bu arada. Ya, yayını sadece oyun yayını şey değil. Salarım birazdan oyunu. Instagram'a bakarız. Gündeme bakarız. Soru cevap yaparız. Yani konuşuruz. Evet, o muhabbet. Kanka oyun bayağı basit, kim yaptı? Amcam yaptı kanka oyunu. Amcamın ilk oyun projesi yani, lütfen et camper kanka. Annenin kafasını kesip sakso çektirmişsin. Ya burada şey yapma lütfen. Yani abi ben o konuda şunu söyleyeceğim. Zaten kim istifa ediyor da bu ülkede, Kılıçdaroğlu istifa etmemesi bu kadar şaşırılacak bir şeymiş gibi bir olay var. Yani ne diyeyim abi, ben nefret ediyorum zaten Kılıçdaroğlu'ndan. Sevmiyordum, şu an nefret ediyorum. Hani şey de diyorlardı ya. Aga neden kızdın ya? Kime kızdım kanka ya? Kızmadım kimseye. Kılıçdaroğlu'nun şey muhabbeti vardı. İyi bir insan, çok dürüst, namuslu, çok iyi bir insan ama işte çevresi kötü. Yok işte siyasi olarak biraz ponçik falan tarzı yorumlar geliyordu. Ay, ben ona katılmıyordum. Ben karakter olarak da sevmiyordum Kılıçdaroğlu'ndan. Bana hiç sempatik gelmiyordu. Ben hiç sevmedim yani. Anahtarı bulmuşsun. Aynen buldum. Açıyorum sana kapıyı. Soğanla değerli koleksiyonuma taze oyuncaklar eklemeyi denebilirim. Evet, bu piç gülüşünden bir bokluk olacağını anlamışsınızdır. Gördüğünüz gibi koleksiyon dediği şey ceset koleksiyonu. Ve son para da orada. Şu maymuncuğumuzu kullanalım. Ha, niye kullanamıyoruz? Ah be, kullanamıyoruz. O zaman alalım şeyimizi. Anahtarımızı. Ne oluyor lan? Ananı s Kaç kaç. Chris Walker. Hayır. Piç. Ya. Mermim bitti. Hayır. Oh. Öldü sonunda. Of. Kes gel, yeneceğim seni artık. Ne alaka oğlum kes şimdi ya? Satrançla alaka. Evet, oyunun mekaniksel sıkıntılarından biri de bu. Sis inanılmaz hantal bir, bak hayvan gibi hantal ana karakter. Ne zıplayabiliyor, ne adam akıllı koşabiliyor ama düşmanlar çok hızlı. Bunun kafasını alamıyor, alamıyoruz değil mi şu an?
Bulmacayı bir çözelim. Bulmacanın son parçasını da ekleyelim. Yes. Sinek anahtarı bulduk. Ağzımıza sıçtı boss baya. Öyle bir sıkıntı var. Ah. Geliyor kılıçlar, kılıçlaroğlu. Hem dürüst hem de temiz bir insanoğlu. Yorum gelmiş yine. Abi Welcome to the Game 2 oynasana, efsane oyun. Valla şu an onu satın alamam. Dolayısıyla da oynayamam. Şurada bir reis var. Lan bak. Lan senin ben kondisyonunu gelin abi. Sen de gel. Bu da dünyanın en basit bulmacası var. Saati ayarlamanız lazım. İşte bir tanesi kaça bakıyordu lan? 3-8 mi? Siyah 8'li. 8. Kaç lan, o garip mi? Sekiz. Neyse, onu çözeriz. Zaten bir tane kalıyor geriye. Anahtar bulduk yine. Kara delik var şurada da bir tane. Kara deliğin 3 tane kadın kafası getirmeniz gerekiyor. 3 tane kafa getirirseniz size oyundaki en güçlü şey veriyor. Zemzem suyu veriyor, zemzem suyu. Semih sattı bize siyi dedi. Harbiden şey. Herif yayını açtırttı, bana sattı gitti sonra ya. Ulan Semih, ulan Semih. Tüfek. Ne haber kara delik reis? Duvarda ortasında büyük bir delik var. Merhaba, yabancı bana bir delik yapar mısın? Evet. 3 tane kadın kafası getir bana diyor. Ben kafa koleksiyoncusuyum. Teşekkürler yabancı. Çok kişi korkuyor benden falan filan. Yanlışlıkla tıklayıp durdum. Bir tane kadın başını gördük zaten. Şeyde. Şu bulmacayı da hemen halledelim. Saatin anahtarı var. Bu ne lan? Ha, bu ben lan. Bu ben lan yazmış. Olabilir. 8 2 Maç anahtarı. Ya oğlum senin ben kondisyonu sikeyim gerçekten ya. Şurada bir kayıt noktası vardı. Kayıt edelim oyunu. Aldığımız maç anahtarı da şuraya açıyor. Tüfek mermisi. Şurayı da kıralım. Sağlık. Kadın kafası istiyor. Aynen. Ed Kemper çok sever kadın kafası toplamayı, sen bilirsin. Evet, oyunun en sinir bozucu bölümüne geldik bu arada. Oha, 24 tabanca mermi şeyimiz varmış. Çünkü oyun sizi silahlı heriflerle, deli köylülerle savaştırıyor burada. Karakterin çok hantal olduğundan bahsetmiştim size. Biraz sıkıntı o yüzden bölüm. Ve dua okuyorlar aynı zamanda size.
Yavşak nereye koşuyor? Senin ben ananı... İyi ki save almışız. Ben tabancayı kullanabilirim artık. Pompalıyı şu köylere saklayacağım. Ama tam şey ya oyun böyle. Unity motoruyla yapıldığı için beni çocukluğuma götürüyor gerçekten. Böyle web tabanlı oyunları andırtıyor bana küçükken oynadığım. Canın içeceğini de burada içelim biz. Niye içmiyoruz ya? Lan havalı tüfeği aldık az daha. Göte geliyor. Tamam bu sefer indireceğim. Geçtik. Tamam biri gitti. Diğerine tabancayı kullanalım. Şu pezevenge bak. Ah! Demek. Granny vibe'ı veriyor. Aynen. Ya şeyden ötürü işte. Granny de Unity kullanıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Ondan ötürü olabilir. Kur'an var burada yine. Burada bir Dark Souls sandığı var. Şu maymuncukları bu arada bir kullanalım ya. Hiç kullanmıyoruz. Maymuncukları kullanabileceğimiz bir sandık vardı şurada dur. Bunu ben unuttum. Neredeydi maymuncuk? Bombalı mermisi, sağlık, dinamit. Dynamite. Yukarıya çıkalım yukarı pata. Burada ben tabancayı kullanayım zombilere karşı. Evet. Hazır seslere daha iyisini yaparız diyor. Yani aslında adam daha iyisini yapamadığından değil Resident Evil 1'in ruhunu yansıtmaya çalışmış. O yüzden böyle küçük mekanikler vesaire var oyunda. Ama düşman dizaynını o mekanikle de göre güzel yapamamış. Sonunu oradan kaynaklanıyor. Olabilir. Sağ yazmışlar. Hoş geldiniz Ser. Geber. Öl artık ama. Nasıl açılmıyor? Burası zaten şey gidiyor ama soluna gidiyor. İyi bu bok dolu şeye elim sokacağım. Çeviri kolu kare. Kare çevirme kolu. Aa şey. Selen'in tablosu var burada. Nightmares tablosu. Ben ne yazmış? Şerbest hocam ben bu arada ne oynuyorum? Ha Şerbest hoş geldin. Şey Nightmare of Dursu diye Resident Evil 1'den esinlenilmiş bir oyunu oynuyorum.
Bu arada hayalet karı var burada. Gördüğünüz gibi kafası kopmuş. Tablo. Baya ilginç tablolar var. Bağıran bir kadın var mesela bu tabloda. İlk bakışta görmesi biraz zor ama. O kadar da zor değil gerçi, hemen gözüküyor da. Doğru. Bu çevirme kolunu götümüze sokmayacağız tabii ki. Şurada bir yerde kullanacağız. Nerede bu çevirme kolu? Aynen. Ed Kemper. Kafalatını koparan kim? Kafasını koparan kim? Göreceğiz. Bayağı kral bir arkadaş, kafasını kopartan kişi. Elinde elektrikli testereyle de bizi de kapartmaya da çalışıyor. Ne ilginç tablolar var ha. Çoğu free'di muhtemelen. O Fuseli'nin tablosu falan, zaten o Nightmares tablosunu bilmeyen yoktur diye tahmin ediyorum burada. Çünkü o korku videolarında ikonikleşmiş bir tablodur o. Etken Prime'i. Allah Allah, tanıyor muyum ben ya ben onu? Bilmiyorum, tanıyor olabilirsin. Bunu ben bilemem. Gerçi Leatherface'e benzemiyor ama ya. Yok, benzemiyor Leatherface'e. Asit yapalım bu arada. Ben yanlış şey. Kırmızı, sarı, mavi. Kırmızı ile sarıyı yan yana koymak. Bu arada mavi de varmış gerçi de. Yeşil neyle neyin karışımıydı? Yeşil ana renkti ya. Aynen, ana renkti. Sarı kırmızıyla yeşilin birleşmesiyle mi sarı oluyordu? Kırmızıyla mavi mor oluyor. Mavi ile yeşil turkuaz oluyor. Aynen, kırmızıyla yeşil sarı oluyordu galiba, aynen. Leatherface'in tek gördüğü kız annesi. Kız kardeşi yok mu ya Leatherface'in? Bir de şey vardı. 3D filminde bir tane kız vardı. Kuzeni. Kız kuzeni. Karo anahtar. Sağlık. Tabanca mermisi. Karo anahtarla az önce açamadığımız yeri açacağız şimdi. Şurayı açamamıştık. Vur vur vur. Ah be, A for Vendetta. Oo, herif kafaya sıktı. Allah rahmet eylesin reis. Ben anahtarı alır giderim. Oyunun en güçlü silahını aldık. Magnum yani. Magnum gerçekten oyunun en güçlü silahı. Yok ediyor. Yazık oldu. Vallahi yazık oldu. Tablolara bakacağım ben yine. İlginç şeyler var mı diye. Tam buradaki her şeye baktık herhalde. Aa, burada da Goya'nın tablosu var. Oğlunu yiyen, yok şey, oğlunu yiyen Satürn tablosu. Bu da şeyi tasvir ediyor. Yunan mitolojisinin o şeyini bilirsiniz herhalde. İşte Zeus'un babası bütün çocuklarını yiyor, çünkü işte bir tane medyum söylüyor ki ona, senin oğlun senin krallığını ele geçirecek. Ondan sonra tanıdık geliyor olabilir, çünkü eski Minecraft korku haritalarında hep bunlar kullanılıyor zaten. Hep bunları kullanıyorlar bedava olduğu için. Neyse. Sonrasında bütün çocuklarını yiyor ama
Annesi Zeus'a, yani Jüpiter'e, Jüpiter diye geçiyordu yanlış hatırlamıyorsam veya Venüs diye geçiyordu olabilir. Zeus'u saklıyor. Sonra medyum doğru söylemiş oluyor. Zeus şey yapıyor. İndiriyor babasını. O tabloda Goya'nın onu tasvir etmek için çizdiği bir tablo. Ay'a bak. Allah'ım ya. Burada çöpkeler var arkadaşlar. Sevimli dostlarımıza iyi bir hediye vermek için tüfeğimi çıkarttım. Gördüğünüz gibi sevimli dostlarımız bizimle oyun oynamak isteyecek şimdi. Ben de onlara oyun oynatacağım. Oyun oynamak istiyorum. Dostum gel. Gel 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 gel. Gördüğünüz gibi oyun oynam. Biz bu sefer oyun oynamak istedik sevimli dostlarımızla. Black Clover izledin mi Reis? Yok izlemedim hiç. İlk defa duyuyorum. Ne o? Film mi? Dizi mi? Oyun ne? Gerçi izledim mi diye sorduğuna göre dizi veya filmdir muhtemelen. Ben de aptalca sorular soruyorum bazen. Burada Ayyaş bir abimiz var. Bu Ayyaş abiye ben hiç konuşmak istemiyorum. Boş konuşuyor çünkü. Bizim ihtiyacımız olan şey şu çevirme kolunu almak. Ha, anime. Zeus Büyük İskender'in annesini kaçırmış adamın öldürmediği zaten. Ha, anime yok izlemedim. Nasıl bir şey? Bu arada bizi baskına geldiler bu arada. İbne gey seni. Alayım tüfeğimi. Burada rush yapacağız bu arada. Hiç ben kapışmak istemiyorum beyliklerle. Bu oyunda silahlı çatışmaya giren beyinsizdir çünkü. Ama karakterimizde çok koşmayı pek beceremeyen bir arkadaş olduğu için. Ananın avını. Ya anasının ki ama yani oha. Ben de hiç izlemedim o animeyi, sadece ismini duydum. Büyücüler var ama ana karakterimiz büyü yapamıyor. Değişik izle. Ha şey ya, Full Metal Alchemist gibi. Şey, Full Metal Alchemist diyorum. Şey, My Hero Academy. Onda da aynı bok vardı. Muggle yani ana karakter. Harry Potter şey yapayım. Ben bu arada canımı niye yükseltmedim ya? Bana hatırlatın abi. Geri zekalı canını yükseltsene diyeyim arada. Hep ondan oluyor. Neyse sevimli dostlarımızla biraz daha oyun oynayabileceğim için mutluyum yine de. Yerim bakalım sevimli dostlarımız. Ama tek ya ama yani. Ayıp ediyorsun tek seferde ölmediğinde. Oyun oynamak istiyorlar abisi. Abi ben oyun oynamak isterim bu defa. Lan anahtar nerede oğlum? Amına koyayım oradaki anahtarı almadım mı ben? Ya of ya. Ya ta çıkacağım şimdi oraya yine. Anahtarı almamışız. Magnum'u da almamışız. Tamamdır. Tüfek mermisi gitmesin boşuna. İhtiyacımız olacak biraz. Tamamdır. Lübeye geç. Magnum dondurma önemli. Magnum dondurma çok önemli abi. Hayatım boyunca sadece iki defa falan yemiştim ben Magnum dondurma.
Geç abi, adamı vuruyorlar biliyoruz. Niga mı diyor abi? Ama ayıp ediyorsun ama yani sen. İnsan insana vurur mu kardeşim? Sen ayıp ediyorsun ama. Ya. Tamam, yırttık. Şimdi bu anahtarı niye aldık? Gayet basit bir nedenden ötürü aldık. Ucu ucuna. Vallahi öyle. Ama şu an çok zor bir bölüme gideceğiz. Bu telefon da gidip kapanıyor. Tamam, çevirme kollarımız hazır. Neydi bu kare? Bence Veigar diyorlar. O da olabilir. Bu Amuk Şövalyesini oraya yerleştirmemiz gerekiyor. Bir daha. Abi çok kötü bir mekanik bu arada yani. Oley. Ben artık bir kralım. Şimdi kral odasına gidiyoruz. Kral odası oyunun en iğrenç yeri. Tam yani oyunun mekaniksel olarak dediğim gibi çok sıkıntısı var yani. Mekaniklerini kendisi çok iyi çözememiş oyunu yapan artık. Kaç kişiler bilmiyorum da. Yani sen hantal bir oyunda düşmanları da hantal yapman lazım. Ama burada iki tane şövalye, onun arkasında da bir tane okçuyla savaşıyorsun. Yani anasınınki yani. Böyle oyun mu olur? Nasıl bir adaletsizlik? Burada dinamiti kullanacağız ama dinamit de biraz sıkıntılı bir alet. Arkadaşlar, bana şans dileyin. Çünkü ben bu odadan nefret ediyorum. Acaba şu an canlanıyorlar mı, merak ettim. Ben önceden saldırsam mesela şuna. Yok. Haydi bakalım. Good luck. Seçtik. Bir bok yapamadık ilk seferde. Dinamiti kullanmazsak mı acaba? Çünkü dinamit gerçekten bok gibi bu oyunda. Kullanışı o kadar boktan ki.
Eyvallah, sağ olsunlar, burada ekstra bir şey koymuşlar bize. Ya tamam, sağlığımı işte dökebildim yine. İyi. Dinamit kullanmayacağım lan. Bok gibi anasını satayım. Tüfeği kullanalım. Magnum'u da şey yapalım, tamam. Tüfekle halledeceğiz işi. Umarım halledebiliriz. Dua edin. Vallahi kaçtım. Vallahi bastım. Vallahi bastım. Şimdi Magnum'a geçeceğim. Tamam, biri daha gitti. Yes! Oley. Oh, tamamdır bu iş. Baya ekipman, tabancamız var. Tabancayla artık devam edeceğiz. Evet. Bu oyunu bugün burada bırakalım, hadi bu oyunu. Oyunu burada bırakalım artık. Kaç? Ne kadar olmuş yayını başlatalım? Bir saat olmuş da. İlli illi. Lan. Şu an. Ha, pardon. Ben yanlış görmüşüm. Evet arkadaşlar. Gündem bakalım diyen bir Ed Kemper vardı. Ed Kemper gitti mi? Anlık izleyici 2'ymiş zaten. 2 kişiyiz şu an. Kimse yok mu yahu chatte? Yok, gündeme gerek yok. Ya ne yapalım peki Serdes kardeş? Serdes, ben varım. Roblox gir. Roblox hesabım yok benim. Vallahi Roblox hesabım yok. Neyse, o zaman 2 kişiyiz zaten. 2 kişi izliyor zaten. Ben burada yayını kapatayım. Hatta 1'e düştü şu an. Ah be. Maalesef. O zaman arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Bay bay.